Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda 2016 makyajlı kısa korollu aracımızın ön kapı döşemesini sökeceğiz. Sökme sebeplerimizden birisi hem keşif amaçlı hem de aynı zamanda şu şekilde kapıyı kapattığımızda tın diye bir ses geliyor. Bu da kapının içinde bulunan burada bir bar var, böyle boydan boya tutan kapıyı. O zamanla boşladığından dolayı öyle bir ses yapıyormuş. Hem de onu kontrol etmiş olacağız. Şimdi kapı sökme işlemine geçebiliriz. Önce ben detaylarını anlatayım. Burada kol dayamamız var, kumaş. Bunu sökmemiz gerekiyor. Cam indirip kaldırma anahtarlarımızın olduğu kısmı sökmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar, burada kapı açamağının, tutamağının içinde vida var. Buradaki plastiği sökünce vida karşımıza çıkıyor zaten. Onu sökeceğiz. Bir de şu kapı kolunun tuttuğumuz yerde, bu şu anda bunu söktüğümüz zaman içinde yine şeyler var. İki tane tutan vidalarımız var. Onları da sökeceğiz. Ve aynı zamanda burada bu kasada tweeterlarımız olduğu için burada bunu da sökmemiz gerekiyor. Basit bir işlem var. Çok fazla zorlayacak bir işlem değil. Şimdi sökme işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kapı sökme işlemine başlayacağız. Bunun için bir adet düz tornavida, bir adet yıldız ve esnetmek için kullanacağımız kemik aletlerimiz var. Öncelikle şuradaki parçamızı sökelim. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde iki tane altlı üstlü vidalarımız var. Onları sökmemiz gerekiyor. Daha sonra bu kapı tutamağının içindeki plastiği düz tornavida yardımıyla esnetip çekiyoruz. Buradaki vidamız da açığa çıkıyor. Daha sonra arkadaşlar, şuradaki kapı kolundaki kumaşı sökmemiz gerekiyor. Kol dayamamızı. Şu arka kısmından kendimize doğru, yukarı doğru çektiğimizde bu şekilde çok rahat bir şekilde geliyor zaten. Herhangi bir şey yok. Sizde biraz zor gelebilir. Ben daha önce söktüğüm için, bu kapı kumaşlarını silmek için söktüğümden dolayı benimki daha rahat geldi muhtemelen. Daha sonra burada dörtlü cam düğmelerimizin olduğu kısmı sökmemiz gerekiyor. Şöyle, şurada bir soketi var. Basıp çektiğimizde bu da kolaylıkla çıkıyor. Şimdi ise arkadaşlar, şu vidalarımızı sökmemiz gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar, şuradaki tweeterımızı almamız gerekiyor. Bunu da yine şöyle şuradan kemik aletiyle esnettiğimizde direkt çıkıyor zaten. Bu şekilde hoparlörü çıkartmak daha kolay. Daha sonra arkadaşlar, kapımızı şu anda tutan herhangi bir vida kalmadı. Kapımızı esnetmemiz gerekiyor. Şu şekilde kenarlarından şurada aşağıda biraz boşluğumuz var. Buradan kemik aletini sokup kendimize doğru çekiyoruz. Ve tutan tırnaklar tek tek atıyor arkadaşlar.
Daha sonra kapıyı yukarı doğru kaldırıyoruz ve kapımız yerine çıkıyor. İç kısımdan arkadaşlar buradan telleri sökebilirsiniz. Tellerle hiç uğraşmak istemiyorum diyorsanız burada yine bu kapı tutamağını tutan 3 tane tırnak var, ayak var. Onları sökmeniz yeterli. Şöyle esnettiğiniz zaman bu şekilde tek parça halinde geliyor. Çok fazla uğraştırmamış olur hem de sizi. Evet, kapının içini görüyorsunuz arkadaşlar. Kapının içinde bir poşet kaplamamız var. Şu şekilde. Bunu da sökmemiz gerekiyor içteki demire ulaşabilmemiz için. Ben şimdi bunu sökeceğim. Bunu sökmesi biraz zor. Çünkü bayağı böyle yapışkanımsı bir Dyson gibi bir madde var burada. Bunu almamız gerekiyor. Şu şekilde görüyorsunuz. Bu kendinden tekrardan yapışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece poşete zarar vermemeye dikkat edin. Şu an çok kolay geliyor. Muhtemelen havanın sıcaklığından kaynaklı. Yapışkanı biraz daha kendini bırakmış sanırım. Daha sıcak bir havayı seçerseniz muhtemelen sizin için de aynısı olacaktır. Çünkü ben daha önce sağ kapıyı söküp poşetini sökmeyi denemiştim. Çok fazla zorlamıştı beni. Bunda şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ben poşetini sökeyim arkadaşlar. Daha sonra içerideki yapıya tekrardan bakalım. Evet arkadaşlar, ben bu poşeti biraz açtım. Yani elimin gireceği kadar. Şu anda iç kısma ulaştık. İç kısımda şöyle altta bir boru var. Bir de üstte şu şekilde ince bir demir var. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle sanırım görünüyor diye tahmin ediyorum. Şurada elimin olduğu yerde bakın. Şurada bir böyle silikon tarzı bir parça var. Süngerimsi, silikonumsu bir yapıyla sahip. Şöyle. Bunlar boşlamış arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bu da kapıyı kapattığımızda esneme yapıyor ve ses çıkarmasına sebep oluyor. Bunun arkasına şimdi biz biraz böyle parça parça Dyson sıkmaya çalışacağız. Dyson'ı sıkıp bunu yapıştıracağız. Daha sonra bunun işimiz bitiyor. Esnemesini kestiğimiz zaman o kapı kapatırkenki ses de artık gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi Dyson'lama işlemine geçeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar, şimdi siyah Dyson'ımızı aldık. Şu şekilde şu delik olan yerlere değil de onların yanındaki böyle boşluk olmayan yerlere ufak ufak Dyson'ı sıkıp kurumasını bekleyeceğiz. Şu şekilde altına Dyson'ı sıkıp üstünden de bir bant yapıştıracağım. Biraz kurumasını bekleyeceğim. Hemen kapatmak istemiyorum. Dyson kurusun ki daha iyi tutuculuğu olsun. Şöyle bunu biraz beklettikten sonra evet arkadaşlar, bu şekilde bunu biraz bekleteceğim. Dyson'ın kurumasını, daha sonra bantları söküp tekrardan toplama işlemine geçeceğiz.
Evet arkadaşlar, biz şu şekilde bantlarımızı çektik. Ama onları sökmeyeceğim orada. Dyson'ım hemen hemen dondu. Herhangi bir ses de kalmadı. Birazdan toplayınca şeyi göstereceğim, testini zaten. Şu kapı açma kolumuzu poşetten buradan geçiriyoruz. Hatta şuradaki soketi de poşetten geçiriyoruz. Altında kalmasın. Onlara dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar şuradan söktüğüm şekilde poşetimizi aynı hizada yapıştırıp geçiyorum. Sadece zaten tutuculuğu devam ediyor hala o siyah maddenin. Şekilde yapıştırdıktan sonra arkadaşlar kapımızı takmaya geçiyoruz. İlk önce arkadaşlar bu kapı açma kolunu yerine oturtmanız gerekiyor. Şu iç kısımdan dediğim gibi şurada 3 tane ayakları var. Onlar tutuyor. Onları oturtmanız gerekiyor. Şekilde içeriden göstereyim ben size. Şuradaki ayakları oturttuktan sonra işlemimiz tamamlanıyor arkadaşlar. Daha sonra kapıyı oturtmaya geldi. Kapıyı oturturken de şuradaki cam seyirci fitilimiz var. Şu kenardaki görmüş olduğunuz fitili şu metal kısma oturtmamız gerekiyor arkadaşlar. Oturtup bastırdığımız şekilde direkt yerine oturuyor zaten. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Daha sonra bu ilk başta esneterek çıkarttığımız plastik ayakları şu şekilde vurarak zaten direkt otomatik yerine oturuyor arkadaşlar onlar da. Daha sonra bu sökmüş olduğumuz vidaları tekrardan yerlerine sıkıyoruz. Küçük olan vidamız kapı tutamağının içindeki vida. Lastiğini kapatalım. Diğer şu büyüklerimiz ise bu kapıyı tutmak için hani kapı kolundaki plastik söktüğümüz aksamın vidası. Diğeri de alt tarafın. Onu da sıktıktan sonra arkadaşlar Twitter'ımızı takıyoruz. Twitter'ın da şurada bir kondansatör var. Bu kısım şuradaki ayağı küçük olan kısma geliyor arkadaşlar. Bunu içine oturtup bu şekilde. Bunda zaten ayağı var burada. Direkt bu şekilde oturtabiliyoruz. Daha sonra cam açma tuşlarımızın olduğu tuş takımı var arkadaşlar. Bunun da soketini oturtup
şekilde ileriye doğru tutuyoruz. Şurada bir ayak var zaten. Bu ayağı dik getirip bastırın. Daha sonra diğerlerini bastırın. Direkt oturuyor. Ve son olarak, daha doğrusu sondan bir önceki parçamız, bu kumaş kol dayamamız. Bunu da direkt yerine bu şekilde koyup bastırdığımız zaman otomatik olarak yerine oturuyor zaten. Ve son parçamız bu kapı kolunun tutamağı arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da bu şekilde kolaylıkla oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Kapı sökme ve toplama işlemimiz bu kadardı. Aslında oldukça basit. Herhangi bir sıkıntı verecek işlemi yok. Bu şekilde ben size sesi dinleteyim. Evet, herhangi bir ses kalmadı. Bende bu bir cızırtı var. O aynanın hafif oynamasından kaynaklı. Zaten ayna kapağı da var. Büyük ihtimal onunla birlikte ses yapıyor bu. O yüzden videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine ben diğer kapıların da sağ taraf ön ve arka kapının da bir tanesinin sökme işlemini göstereceğim sizlere. Onlar da oldukça basit. Mantık hemen hemen aynı. Nasıl sökebiliriz? Onları da ilerleyen videolarda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.